Business Channel Türk ekranından hepinize merhabalar. İdil Çeliker ben, bir başarı öyküsüyle karşınızdayım. Bugünkü konuklarım yabancı değil. Sevgili Ahi Yönetim Danışmanlığı'nın kurucu ortaklarından Namık Kemal Sezen, hoş geldiniz. Sizinle hoş daha önce birlikte olmuştuk. Evet. Kurucu ortakların diğeri de Onur Darçın, hoş geldiniz hoş siz bulduk, de. İkiniz de aynı zamanda yönetim danışmanlığı da yapıyorsunuz. Evet. Biz sizinle ağırlıklı olarak marka danışmanlığı konuştuk, evet. Türk Aleti konuştuk. Fakat tabii ki seyircilerimiz bu konuda hakikaten merak ettikleri için devamını getireceğiz. Ama önce bu sefer Onur Bey'den başlayayım. Tabii. Bize Ahi danışmanlığın ismi nereden geliyor lütfen açıklar mısınız? Tabii ki memnuniyetle. Efendim biz Ahi danışmanlığı şirketine isim verirken benim hocam Profesör Doktor Metin Yerebakan Beyefendi şirketimizin isim babasıdır. Selçuklular ve Osmanlılar döneminde bir esnaf teşkilatı olan Ahilik Kurumu'nu malumunuz herkes bilir. Biliyoruz tabii ki. Bu kurum o zamanki dönemde ticaretle uğraşan küçük esnafın, yani bugünkü tabiriyle sanayicilerin bağlı olduğu bir birlik. Bu birliğin misyonu işletmelerin kurumsal altyapılarını, o dönemki kurumsal altyapılarını düzenlemek, standartları koymak. Mesela çırak olmanın esas ve usulleri var. Usta olabilmek için ne gerekiyor? Bunlar belirlenmiş. Hı hı. Çok güzel bir anekdot anlatayım size. Usta olabilmek için hiç müşteri şikayeti almamanız gerekiyor. Öyle mi? Evet. Ha, yani o dönemde bu standartlar konmuş. Biz de işletmelerin kurumsal altyapılarını düzenlemekle kendimize misyon edindiğimiz için o zaman böyle bir isim konmak gündeme geldi. Çok da başarılı olmuş. Evet, istişare ederek bu ismi şirketimiz o dönemde verildi efendim. Çok hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Tekrar çünkü yüklendiğiniz misyon gerçekten ahilik ocağı diye geçer evet, eskiden. Evet, tabii evet, ki. Evet, evet. Ocağın kurallarına uygun evet. işler yaptığı için çok doğru seçilmiş. Evet. Görüşmeyeli nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok eğlenceli bir sohbetimiz olmuştu sizinle evet, de. Keyifli bir sohbet oldu ve geri dönüşleri iyi oldu. Başarılı ne güzel. Bilgiler oldu. Yani bu programların devamını görmek istediklerini ilettiler. Ne güzel. İnşallah bir gün sizi de ekranda birlikte görürüz diye İnşallah. Düşünüyorum. Şimdi siz bize tekrar bir özetle geçelim. Firmanın Ahi Yönetim Danışmanlığı'nın temel hedefi ne? Aslında ne yapmak istiyorsunuz? Kaç kişiye ulaşmak istiyorsunuz? Bu marka danışmanlığı ve diğer konularımızla ilgili çok kısaca bir özet geçelim isterseniz. Tabii. Türk Aleti'den de kısacık bahsedelim, ondan sonra üstüne konuşalım, olur tamam. mu? Şimdi biz Ahi Yönetim Danışmanlığı olarak Türkiye'nin markalarını dünya arenasına taşımak için... Ben marka desteklemiyorum tabii, marka evet, danışmanlığı evet. diyorum ama kusura bakmayın. Ama hemen hemen aynı şeye geliyor, aynı anlama geliyor. Eğer yurt dışına açılmak istiyorlarsa, Avrupa pazarına, dünya pazarına açılmak istiyorlarsa markalarına yatırım yapmaları gerekiyor. Doğru yatırımları nasıl yapacaklarını, markalaşmayı nasıl yapacaklarını, bununla ilgili nasıl bir kurumsal altyapı oluşturacaklarını, nasıl bir kurumsal kaynak planlamasına sahip olacaklarını gibi gibi süreçlerini bizimle beraber doğru kurgulayabilmek ve yurt dışına doğru açılabilmek için bize müracaat ediyorlar. Biz de bununla ilgili kendilerine süreçlerinden başlayarak, organizasyonel tasarımdan başlayarak bir markanın nasıl olması gerektiğini ve dünyaya nasıl açılması gerektiğinin hı hı. yol haritasını belirliyoruz. Şunu da konuşmuştuk sizinle geçen sefer ama en çok ilgi çeken şeylerden biri de buydu. Herkes başvurabiliyor mu? Herkes sizinle çalışabiliyor mu? Ne gerekiyordu? En benim net bariz hatırladığım yılda bir kere bir marka olmanız gerekiyor. Evet. Kendi markanızın olması kendi, gerekiyor. Kendi markanız olması gerekiyor. Tescili size ait olması gerekiyor. Hı. Ve kendi markanızla markalı satış olarak tabir ettiğimiz cironuzun yıllık 2 milyon dolar civarında olması gerekiyor olması minimum. Gerekiyor.
Evet. Bu bir başka markaya yan ürün üretmek olmuyor dolayısıyla değil evet, mi? Evet. Fason üretim yaptığınızda sayılmıyor. Burada cironuzun çok yüksek olması önemli değil. Yani diyelim ki siz bir otomotiv yan sanayi şirketisiniz ve yıllık 800 milyon dolarda bir cironuz var. Ve atıyorum herhangi bir markaya, şimdi marka ismi vermeyeyim isterseniz, herhangi bir markaya ürün üretiyorsunuz ve o firmaya ürünlerinizi gönderiyorsunuz. O firmada bunların size bedelini ödüyor ve yıllık da 800-900 milyon dolar bir ciro elde ediyorsunuz. Ama marka size ait olmadığı için, siz başka bir markaya üretim yaptığınız için siz Turkuati desteklerinden faydalanamıyorsunuz. Çünkü bir markanızın olması ve o markayla satış yapıyor olmanız gerekiyor. Bundan yani dolayı da en çok merak edilen şeylerden biri buydu zaten. Evet. Sorulan, bizim belki atladığımız sohbet sırasında bilmiyorum. Onu marka konuştuğumuz için gerek duymamıştık aslında, bir tekrar altını çizmeye. Onur Dertçin. Bu ne? Onur Bey'le bugün inşallah çok güzel sohbet edeceğiz. Orman Endüstri Mühendisisiniz evet, siz. Evet. Bu kulvarda hareket ederken siz hangi rolü üstleniyorsunuz? Efendim, bizim şirketimizde böyle bir proje başladığı zaman bu uzun soluklu bir proje olduğu için her işin tabiri caizse uzmanı var. Şöyle ki işletmelerimizin maalesef altyapıları iyi değil. Şöyle iyi değil. Truquality şirkete denetime geldiği zaman işletmenin sürdürülebilir bir altyapısının olduğunu görmek istiyor. Ama maalesef işletmeler bu anlamda çalışma ve yatırım yapmadıkları için hakikaten birçok şirket de bu konuda başvuru yapamıyor. Bizim üstlendiğimiz rol şu. Şirkete giriyoruz. İlk başta organizasyonel tasarım deriz biz ona. Şirketin organizasyon yapısına dokunuyoruz. Daha sonra işletmenin temel iş süreçleri deriz. Bu iş süreçlerini tanımlıyoruz. Yani çoğu büyük firmada dahil, bunlara şahit olmuşumdur. Bir şirkette bir satın alma yapılabilmesi için, başka bir deyişle şöyle söyleyeyim, bir dolma kalem satın almanız için 3 tane imzadan geçmeniz gerekiyor. Ya. Yani çok böyle bürokratik tanımlar yapılmış ya da böyle alışkanlıklar elde edilmiş. Ama dünya öyle değil. Çabuk hareket etmeniz gerekiyor. Süreçlerinizi doğru akıtmanız gerekiyor ki doğru satın alma yapabilirsiniz. Ya da doğru üretim yapabilirsiniz. O yüzden ilk başta işletmenin bütün fonksiyonlarına, satışına, satın almasına, üretimine, deposuna, insan kaynaklarına, hep dokunuyoruz. Yani oradaki altyapının doğru bir şekilde yönetilmesi için gerekli tanımlamaları, gerekli süreç performans parametrelerini tanımlıyoruz ve bunun ölçülmesini sağlıyoruz. Burada da devreye ERP dediğimiz kurumsal kaynak planlaması giriyor. Çünkü bunları doğru yönetebilmeniz için mutlaka dijital bir platforma taşımanız lazım. Doğru. Öteki türlü insana bağımlı olan bir model çok doğru sonuçlar vermiyor. Yani tabii ERP'yi de insanlar yönetiyor ama tabii ama neticede yine de. neticede sizin adınıza düşünen bir partnerinizin olması gerekiyor o noktada. Dolayısıyla ilk başta bu süreçte tanımlandıktan sonra bunun üzerine bir ERP elbisesinin giyilmesi gerekiyor. Ondan sonra şirket kendini yönetebilir, kendi kendine yönetebilir, ölçülebilir ve insanlardan bağımsız hale gelmeye başlıyor. İşte benim üstlendiğim rol, daha doğrusu şirketteki bu anlamda üstlendiğim rol, işletmenin altyapılarını ayağa kaldırmak. Ha, çok başarılı. Zor bir işle uğraşıyorsunuz. Çok zor. Çünkü biz Namık Kemal Bey'le de daha önce de konuştuk ve insana takılmak, yani aslında evet, yönetimlere bile takılmak, evet, patron hoca takılmak. Evet. Çünkü hala eski sistemle yürüyen şirketlerimiz çok sayıda babadan oğula geçen evet, kraliyet gibi bir sistem olduğu için evet, memleket tablosunda. Doğru. Dolayısıyla onlara takılmak çok mümkün. Ama siz yine de yol alıyorsunuz maşallah, evet, her şeye rağmen. Çünkü insana dokunabilme lüksünüz var sizin. Böyle bir yetiniz de var değil mi? Evet, ya yani insanlarla çalışmayı seviyorum. Yani ben kendi fıtratımda tamamen insana dönük bir yapıya sahibim. İnsanın olmadığı yerlerde mutsuz oluyorum. Ve insanlarla çalışma hoşuma gidiyor. İkili ilişkilerde yeni insanlar tanımak, yeni sektörler tanımak, yeni ürünler tanımak. Bunlar beni her zaman heyecanlandırıyor. Ve daha çok bana moral veriyor. İnsanlardan aldığım motivasyonu ve pozitif elektriği onlara tekrar geri iletebiliyorum. Doğru. Kontak kurduğunuz zaman da aynı lisanı konuşmaya başladığınız zaman da aslında aşamayacağınız hiçbir şey yok. Yani konuşarak her şeyi yapabiliyorsunuz. Aslında sizin işinizin önemli bir tarafı da
firmaların kalıcı olmasını sağlamak adına onlara aslında destek veriyorsunuz. Farkında bile değilim. Onlar sanki zorla bir şeyin içine çekiliyormuş gibi hissedebilirler. Evet, öyle hissediyorlar. Öyle hissediyorlar. Oysa ki sizin firmanız değil ki. Onların firması. Onlar kar edecekler. Tabii ki. Şimdi hizmet sunduğunuz için şimdi bir ürün yok ortada aslında. Evet. Dokunamıyorlar. Dokunamadıkları şeyi hissedemedikleri için aslında vermiş olduğunuz hizmetin katma değerini algılayabilmeleri uzun vadeye yayılıyor maalesef. Yani 2 ayda 3 ayda bir şeylerin iyileştiğini gösteremeyebiliyorsunuz. Çünkü evet, hizmet anlayışı biraz farklı. Ama bir ürün çıkarsanız ortaya, şu bardağı buraya koyduğunuz zaman evet bir bardak oluştu imajı hemen yaratabiliyorsunuz. Ama hizmette böyle bir şey değil. Çünkü kendi süreçlerinin olumsuzluklarının veya maliyet kayıplarının farkında olmadıkları için siz bunların iyileştirdiğinizi de onlara çok hızlı bir şekilde ispatlayamıyorsunuz, gösteremiyorsunuz. Evet, zor iş o. O fasıl çok zor. Final ama öyle olmuyor. Final öyle olmuyor. Evet, evet, çünkü olmuyor. Finalde nedir? Geçen yılla bu yılı kıyaslamış oluyorsunuz. Şimdi geçen yıldaki sizin şirketlere maliyetlerini çıkartıyorsunuz. Çünkü resmi veriler var. Siz bir yıl destek verdikten sonra proje sonundaki maliyetleri ortaya koyduğunuzda ikisi arasında yani minimum %20, %25 bir kere maliyetleri düşürdüğünüzü gösterebiliyorsunuz rakamsal değer olarak. O zaman sizin katma değerinizi anlıyorlar. Yok, evet hocam siz gerçekten bu işi yapıyorsunuz ve sizin sayenizde biz bu kadar bir maliyet avantajı yaşadık. Otomatik olarak karlılığımız %20 arttı. O zaman bizim katma değerimiz ortaya çıkmış Peki, oluyor. Peki bütün bu sistemi kurdunuz diyelim, bir sene de geçti. Bilmiyorum evet, ilk belki bir seneden önce de tabii ki faaliyete geçen ya da Turquality'den... Yani 7-8 ayda projeyi tamamlayan firmalarımız var ama yani 18-20 ayı bulan firmalarımız da var. Firmaya göre, ekibe göre, ekipteki kalifikasyona göre maalesef süreçler değişiyor. Şunun için sordum. Diyelim bir sene diyelim ortalama böyle bir süreçte o sisteme girdikten sonra yani ihracatlarını da onların batıya açılmalarını ya da yurt dışına açılmalarını sağladığınızda da o diren bir süre yanlarında duruyorsunuz herhalde gene evet, değil mi? Yani tabii, takipte oluyorsunuz. O zamanki tavırları ne oluyor size? O zaman daha çok sahipleniyorlar. Şöyle ki şimdi Turquality desteğine girdikten sonra şimdi bizim ekibimizin içerisinde farklı farklı departmanlarımız var. Turquality sonrası asıl katma değer yaratacak hizmetlerimiz var. O da nedir? Yurt dışı pazarlarda hangi pazarlara girmeleri gerekiyor? Doğru pazarları, doğru lokasyonları, doğru müşterileri, doğru ürün gruplarıyla beraber girmelerini sağladığımızda satışları artmaya başlıyor. Ya bugüne kadar hiç yapamadıkları ya da hiç göremedikleri satış hacimlerine ulaştıkları zaman aman hocam biz sizinlere uzun bir süre devam edelim. Çünkü ciroları ciddi şekilde artıyor ve daha önce korktukları pazarlara çok rahatlıkla onları biz taşıyabiliyoruz. O pazarlara girip orada mağazalaşmaya, bayileşmeye ya da satış kanalları oluşturmaya başladıkları zaman kendilerine de bir özgüven ve cesaret geliyor ve daha hızlı büyüyebiliyorlar. Tamam. Peki Onur Bey, bu yurt dışında satışlara başladılar diyelim, işte ihracatları büyüdü rakamsal olarak. Hani başta böyle bir direnç var ya. Evet. Orada ilginç bir şeyle karşılaştınız mı hiç? Yani bir vardır anekdot filan. Şimdi şöyle... Başta düşman gibi görüyorlar ya böyle. Şimdi aldık da bununla bir senedir hiçbir şey olmadı da filan değil mi? Böyle bir şey de olabilir yani. Zaten hızlı beklentileri olduğu için söylüyorum. Tabii şimdi firmanın bir kere beklentisi yüksek. Şöyle beklentisi yüksek. Çünkü elde edeceği maddi kaynak oldukça yüksek. Tabii bu firmanın finansman gücüyle de doğru orantılı. Tabii. Yani ne kadar çok bu işe yatırım yaparsa o kadar geri alıyor. Ama ben çok şahit olmuşumdur. Ya hocam devlet bize bir şey vermez. Ben diyorum ki ya bu devlet size bir şey vermiyor. Bu zaten sizin hakkınız. Çünkü herkes şuna alışmış. Biz kendi yağımızda kavrulalım. Aman biz devlete bulaşmayalım. İki gün sonra başımıza bir iş gelir gibi böyle bir algı var. Halbuki mesela çoğu zaman firmanın yatırımla ilgili konular oluyor. Mesela ben o zaman da devreye girmeye çalışıyorum. Diyorum ki bakın eğer böyle bir yatırım yaparsanız devlet sizden satın aldığınız şeylerin, makine ekipmanların KDV'sini almayacak. Hadi canım diyorlar. Niye böyle bir bilmezlik var bu ülkede? Yani herkes bu işleri yapıyor ama bilmiyor. Sebebi şu aslında. Şimdi bugüne kadar bütün işletmelerimiz hep şuna fokuslanmış. Biz biraz daha fazla üretelim. Biraz daha satalım. Biraz daha fazla kar edelim. Daha fazla adam çalıştıralım. Yani aslında iyi niyetle bunları yapmışlar. Fakat işletmenin yönetilmesi adına fazla tabiri caizse kafa yormamışlar. Hal böyle olunca dışarıdan birisi yani bizde biz ya da dış biz ya da bizim gibi danışman firmalar şeye girince
işletmeye gelince biz bunları dışarıdan görebiliyoruz. Evet. Yani çok başıma gelmiştir. Yani şu makinelerin yerini değiştirirseniz daha iyi olmaz mı dediğim zaman değiştiriyorlar mesela. Tabii ben bunu hemen söylemiyorum. Bir ölçüm yapıyorum. Acaba böyle mi olsa, şöyle mi olsa diye. Çünkü sizin söyleyeceğiniz şey onlar tarafından hani negatif bir sonuç elde ederlerse bu sefer evet. sizin itibarınız zedeleniyor. Bu sefer çok iyi ölçüyoruz. Ha evet diyoruz. Mesela fazla taşıma var firmada mesela. Biz buna iş transfer deriz. Diyoruz ki işte bu malzeme buradan buraya gidip tekrar buraya gitmesin. Bu malzeme şuradan şuraya gitsin. Bir düşünelim hocam diyorlar. Sonra onu yapıyorlar. Sonra bir daha bakıyorlar. Ya bu adamlar daha az yoruluyor şimdi hocam diyorlar. Evet. Yani dışarıdan birisi bunu daha çabuk fark edebiliyor. Çünkü işletmelerde, işletme diliyle şöyle söyleriz biz, işletme körlüğü vardır. Tabii. Hep yaptıkları işte hataları göremezler. Bu güncel hayatta da böyledir. Doğru. Mesela sizin masanız çok dağınıktır ama siz aradığınız her şeyi bulursunuz, bulursunuz orada. Dışarıdan gelen bu. Ama dışarıdan birisi geldiği zaman ya onları şu masanı düzelsene, çok dağınıksın dediği zaman hadi canım niye öyle diye her şeyimi buluyorum, ellerimi her şeyimi buluyorum dersiniz. Böyle bir şey. Tabiri caizse. Evet. Türkiye şu anda ne durumda bu anlamda? Yani firmalar bazında baktığımız zaman sizinle ya da bir başka kuruluşta çalışan bu anlamda profesyonelliğe başlamış, adım atmış kaç tane firma vardır ya da kuruluş vardır? Danışman olarak mı şirket yok, olarak? Yok şirket olarak yani danışmanlık alan şirket olarak soruyorum. Son iki yıldır artık firmalar çok arttı. Çünkü bilinçlenmeye başladılar. Artık özellikle ihracatla ilgili konu gündeme çok fazla konular gelmeye başladı. Hem sosyal medyada olsun hem normal medyada olsun sizin gibi uluslararası medyalarda olsun artık markalaşmanın önemi çok fazla anlatılmaya başladığı için ve nasıl markalaşacağını da sürekli konuşulduğu için şirketler artık kendi başlarına üretip ürettiğini satamayacağını görmeye artık başladılar. İdrak etmeye başladılar. Evet, artık markanın, pazarlamanın, Ar-Ge'nin, tasarımın Türkiye için ne kadar önemli olduğunu, yurt dışına açılmanın yollarının buralardan geçmesi gerektiğini gördükleri için artık profesyonel destek almaya başladılar. İki yıldır ben memnunum. Türkiye'deki şirketlerin artık bilinçlenmeye başladığını, bizlere taleplerin fazla olduğunu görüyorum. Bu da bizi sevindiriyor. Bunu ticari amaçla söylemiyorum. Artık şirketlerin tabii, tabii. bilinçlenmeye başladığını görmek bizi gerçekten sevindiriyor. Peki nereye varmayı hedefliyorsunuz? Aslında ne istiyorsunuz? Nereye kadar gideceksiniz? Aslında güzel hedeflerimiz var. Aslında çok güzel hedeflerimiz var. Bir kere biz şu algıyı yıkmak istiyoruz. İşletmelerimiz danışmanlara soğuk bakıyorlar. Çünkü bizim sektörümüz maalesef herhangi bir kriteri ya da tanımı olmayan bir sektör. Herkes danışmanlık yapabilir. Doğru. Bence yapabileceğini zannediyorum. Evet, tabii yapabilirden kasıt. Evet. Ben algıladım herhalde, izleyiciler de algılamıştır. Ama bu tür insanlar öyle veya böyle hani bilinçli ya da bilinçsiz olarak firmalarda başarısız oldukları zaman sizi de etkiliyor değil bu mi? Bu otomatik olarak bizi etkiliyor. Çok etkiliyor. Bizim temel misyonumuz şu. Biz iyi hizmet etmek istiyoruz. Firmayla beraber mutlu olmak istiyoruz. Para kazanmak istemiyoruz. Para çok önemli değil. Evet. Çünkü bu şirketler büyürse bu ülke büyüyecek. Aha. Yani temel hedefimiz danışmanlığın saygın bir meslek olarak Türkiye'de gelişmesini sağlamak. Evet, çünkü bu sadece bu alanda, sanayi alanında ya da üretim alanında değil. Bizler de öyle. Mesela bir sanatçılarla çalışan danışmanlar bile Türkiye'de yanlış algıyla çanta taşıyan, çorap evet. alan, bakkaldan evet. gidip su alan insanlar haline getiriliyor. Evet. Sanat dünyasında da böyle, medya dünyasında da böyle, bunları kırmak lazım. Hakikaten önemli işler yapılıyor çünkü. Evet. Ya, Türkiye'nin ama markalaşmasını sağlayan adamlar olarak artık algılanmalı danışmanlar. Doğru. Çünkü Türkiye'nin markalaşması lazım. Türkiye'nin markalaşması da sadece devletlerin, hükümetlerin tek başına tabii. yapabileceği bir şey değil. Türkiye'deki firmalarla, Türkiye'deki bireylerle, Türkiye'deki çalışanlarla, patronlarla, Türkiye'nin markalarıyla beraber biz yurt dışına açılmaya devam ettiğimiz müddetçe Türkiye'nin markalaştığını dünya kabul edecek. Ben buna yürekten inanıyorum. Bu bir temenni değil. Bazı arkadaşlar bunu temenni olarak algılıyorlar. Değil, ben temenni olduğunu düşünmüyorum. Mal gibi de yapılır tabii. Türkiye bence bir marka. Türkiye'nin evet. marka olduğunu da yakın bir gelecekte bütün dünya kabul edecek. Bunu İnşallah. Herkes görecek. Çok dolayısıyla Türkiye'nin markalaşması için biz de elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız.
Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. İkinize de katıldığınız ve aydınlattığınız için herhalde biz sizle böyle defalarca sohbet etsek konu bitmeyecek aslında. Evet. Sevgili Namık Kemal Sezen çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Onur efendim davetiniz için. Size de çok teşekkür ediyorum. Evet, ahilik böyle bir şey işte. Gerçekten ahi yönetim danışmanlığının iki başarılı ortağı bugün ağırladık. Yolunuz açık olsun diliyoruz. Evet, Türkiye bir marka ve siz de bu marka değerinin tavan yapmasını istiyorsunuz. Bu evet. Şirketlerle aynen. Birlikte dediğim gibi inşallah yolunuz açık olur. İnşallah. Hayırlı işler dileyelim size şimdiden. Evet efendim, bir başarı öyküsündeydiniz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.